Evet, hepinize yeniden merhaba. Bu video serilerini üzerinde birlikte çalıştığım değerli arkadaşlarımla hazırladım sizlere. Ve bu video serilerindeki amacım ülkemizde ve dünyada yaygın bir şekilde yer alan inovasyon profesyonelleri kavramına bir içerik kazandırmak, bunu dünya standartlarına uygun halde yeterlilikleri tanımlamak ve böylece ülkemizde nitelikli iş gücünün sürdürülebilir kurumsal inovasyon yönetimi sistemi kurmasına olanak sağlamak. Bugün sizlere ne anlatacağım? Dünya bu anlamda neler yapıyor ve biz kimiz? Biz de neden böyle bir gayret içerisine girdik? 2014 yılından itibaren ülkemi temsil ettiğim delegasyonuyla yazılımına katkı sağladığım Uluslararası Standartlar Örgütü'nün inovasyon yönetim sistemi çalışmaları hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Buraya 164 üye ülke ve bu 164 üyenin 45 üye ülkesi ağırlıklı ve çok katılımcılı biçimde bu uluslararası referans dokümanları üretiyorlar ve bu ürettikleri dokümanla dünyada inovasyon yönetiminin kurumsal, sürdürülebilir bir yönetim sistemi olduğunu ilan ediyorlar. Ve ben de 3 farklı komitede görev alarak 5 yayınlanan 5 standardın eş yazarlarından biriyim. Ve Türkiye'deki bu anlamdaki 30 akademisyenimizin ve inovasyon profesyonelinin kurduğu ayna komitenin başkanıyım. Bu çalışmalarımızda sadece uluslararası arenadaki lider ülkeler katılmıyor. Bu çalışmalarımıza CERN, WIPO, OECD, UNIDO, BIPO, Dünya Ticaret Örgütü, UNDP gibi sivil toplum örgütleri de katılıyor. Çünkü hepiniz inovasyonu Oslo Kılavuzu'yla, OECD'nin Oslo Kılavuzu'yla tanıyorsunuz. Halbuki artık yeni bir doküman var. İnovasyonu anlatan, tanıtan, konudaki şartları belirleyen. Bu dünyadaki 164 ülke neler yayınladı ve kaç grup halinde çalışıyor? Grup dediğimiz inovasyon yönetim sistemini çalışıyor. Onlarla benim de eş yazarı olduğum ISO 56002'yi yayınladık. Şimdi de 56001 sertifikasyon standardının çalışmaları devam ediyor. 2024'te dünyada bunun yayınlanarak duyurulması planlanıyor. Bir ekip olarak da bu 56002 inovasyon yönetimi kılavuz standardıyla ilgili bir el kitabı yakın zamanda yayınlanacak. Bu uluslararası kitap yayınlanmadan önce ben de sizlere bu 2014'ten bu yana yaptığım çalışmalar, bu hazırladığımız, yayınladığımız bu 5 standardı da kapsayan bir rehber kitap hazırladım. Bu rehber kitap inovasyon ile değer katanlar. Bu rehber kitap yardımıyla sizlerin kurumsal inovasyon yönetimini nasıl kuracağınıza ilişkin örneklerle, detaylı açıklamalarla yaklaşık 500 sayfaya yakın ve 200'den fazla kitabın ve 400'den fazla akademik çalışmanın içeriklerini kapsayan ve ülkemizdeki başarı örneklerini kapsayan size bir kaynak hazırladım. Bu kitabın telif gelirlerini de Bilim Kızı projemize bağışlıyorum. BilimKizi.org sayfamızda ziyaret ederseniz bu kitabın gelirleri hangi kızlara fayda olacak onları da öğrenebilirsiniz. Ben yine de kısaca özetlemek istiyorum. Temel bilimler alanında lisans eğitimi alan ve yaşam bilimleri alanında yüksek lisans eğitimi alan, doktora eğitimi alan kızlarımızın bilimsel girişimci olması veya bir bilimsel kavram üretebilmesi için ve bizim sorunlarımıza, yaşadığımız sağlık sorunlarına, yaşamsal sorunlarına, çevre sorunlarına çözüm üretebilmesi için bu kızlarımızı uzun soluklu bu çalışmalarında, bilimsel kariyerlerinde destekliyoruz. Sizler de lütfen bilimkizi.org sayfamıza girerek Ağustos 22 sonuna kadar bu yeni dönem mentor hocalarımızla yaptığımız çağrıyı inceleyebilirsiniz. Bilim Kızı projemize destek olabilirsiniz. Evet, tekrar konumuza dönersek. Dünyada uzmanlarla beraber hazırladığımız bir başka çalışma daha var. Bu da BG2 dediğimiz, çalışma grubu 2 dediğimiz grup altında gerçekleştirdiğimiz inovasyon nedir? Terimler ve tanımlar standardını yayınladık. Şimdi de bu inovasyon örnekleriyle ilgili yeni bir standardın hazırlıklarına devam ediyoruz. Bir üçüncü grubumuz daha var. İnovasyon yönetimindeki araç ve metotlar başlığı altında topladığımız bu gruplarla 3 standardımız yayınlandı. Birisi 56003 inovasyon işbirliği yönetimi, diğeri 56005 inovasyon fikri haklar yönetimi, bir diğeri de 56006 stratejik iş zekası veya stratejik istihbarat yönetimi dediğimiz standartlar yayınlandı. İki standardın da çalışmalarına yine az önce bahsettiğim Türkiye'deki aynı komitesi üyesi arkadaşlarımla beraber katılmaya devam ediyoruz. Birisi 56007 fikir yönetimi, diğeri de 56008 inovasyon yönetiminin performansını değerlendirme. Nasıl ölçeceğiz? Doğru yolda mıyız? Bununla ilgili standartta uluslararası referans dokümanları hazırlıyoruz. VG4 dediğimiz bir başka çalışma grubunda ise yine içinde ben de bizatihi yer almıştım. 56004'ü yayınladık. Bulunduğunuz yerin ne olduğunu, inovasyon yönetimi alanında neleri başardığınızı, daha nerelere gitmek istediğinizi belirleyebilmeniz için ölçen ve değerlendiren inovasyon yönetimi değerleme standartında yayınlamış bulunuyoruz. Peki bu standartları Türkiye'den nasıl temin edebilirsiniz? TSE'nin burada verdiğim sayfasından 56000, 56002, 56003, 56004 ve 56005 standartlarına erişebilirsiniz, satın alabilirsiniz. 80 veya 90 euro tutarında bir bedel ile. Ama bu aşağıda gördüğünüz ve bu bizim de mesleki yeterlilik alanında inovasyon yöneticisi nedir, ne işler yapmalıdır konusundaki çalışmalarımızda birlikte olduğum MTC 139 Türkiye İnovasyon Yönetimi Ayna Komitesi üyesi arkadaşlarımla bu standartları güzel Türkçemize kazandırıyoruz. Şu an aşamaya kadar 2 standardımız güzel Türkçemizde yayınlandı ve 62 lira artı KDV, yani 80 euro 90 euro ödemek yerine 62 liraya Türkçe bir şekilde hazırladığımız bu referans dokümanlara erişebileceksiniz ve uygulamaya alabileceksiniz. Evet, bu yine MTC 139'daki meslektaşlarımla mesleki yeterlilik ve sertifikasyon çalışmalarımızda büyük hızla devam ediyoruz. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz, onlarla 2 ayda bir toplanıyoruz ve çok güzel çalışmalara imza atıyoruz. Ağustos ayı toplantımızda çok güzel 6 haberimiz var. İsterseniz onu bizim sosyal medya hesaplarımdan ona erişebilirsiniz. Siz de bizimle beraber bu heyecan verici çalışmalarda yer almak isterseniz oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Dünya bu anlamda neler yapıyor demiştik. Dünyada uluslararası birçok ülkeyi barındıran inovasyon profesyonelleri, dernekleri, sivil toplum örgütleri var. Bunlardan bir tanesi de IAOİP, International Innovation Organization Professional'ın böyle kısaltılması. Bu 2014 itibariyle Türkiye İhracatçılar Meclisi'yle bir sözleşme yaparak Türkiye'de de bu sertifikasyon süresini yapmak istemişti. Ancak başarılı olamadılar. Ama dünyada, Amerika'da sertifikalı inovasyon yöneticisi sınavları bu kurum aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Sizlere bahsettiğim bütün bu kurumların linklerini burada veriyorum. Gelip sayfalarına inceleyebilirsiniz. Bir başka kurum daha var. Uluslararası İnovasyon Yönetimi Profesyonelleri Topluluğu diye İSPİM. Bu da çok aktif. Onun da bu anlamda bir sertifikasyon süreci var. Yine aynı şekilde İsveç'te yerel bir dernek Innovation Leader'na o da bu sınavları veriyor. Yine Global Innovation Institute denilen bir kurum. O da uluslararası inovasyon yönetimi sertifikasını verdiğini ifade ediyor. Tabii Uluslararası İşçi Örgütü de bu anlamda boş durmuyor. O da bu anlamda Skills Innovation Facility isimli çalışmayı gerçekleştiriyor. Neler yaptığını da merak ediyorsunuz. Onun da verdiğim linkteki sayfasına erişip ondan da haberdar olabilirsiniz. Peki dünya başka ne yapıyor? İlk bu anlamda ilk olan bir üniversitemiz var. Doğru okuyabilirsem Chulalongkorn Üniversitesi, Tayvan'da bir üniversite. İlk dünyadaki 56.002 sertifikasyonu elde etti. Bu da çok güzel bir haber. Hem bir üniversite olması açısından hem de bu sertifikasyon sürecinde dünyaya örnek olması açısından ülkemizde de Türk Standartlar Örgütü bu konuyla ilgili bir çalışma başlattı. O da ülkemizde de ilkler çıkacak. Büyük heyecanla onları da bekliyoruz. Başka dünyada bu anlamda yine bir üniversiteden, Lancaster Üniversitesi'nden inovasyon yöneticisi iş tanımı ile ilgili bir örnek vermek istiyorum. O demiş ki ben bunu bilgi sistemleri hizmetinde çalıştıracağım. Ona inovasyon mükemmeliyetçiliğini, inovasyon yönetimi ile ilgili ve inovasyon stratejisi ile ilgili çalışmalar yaptıracağım. Apple denilen bir yerdeki Chief Innovation Officer dediğimiz ünvan için tanımlanan görevler yeni inovasyon fırsatları, büyüme fırsatlarını yönetmek, yeni inovasyon yetkinliğini geliştirmek ve büyütmek, inovasyonda şampiyonluğu elde edecek çalışmalar yapmak diye bu kişilere görevler atamış. Evet, bir sonraki bölümde bu çalışmalara emeği geçen arkadaşlarımı ve kimler olduğunu bu arkadaşlarımla beraber neler yaptığımızı anlatmaya başlayacağım. Görüşmek dileğiyle efendim.